Evet, Levon seninle başlayalım. Evet. 19 Mayıs Atatürk evet. Anma ve Spor Bayramı. Spor Bayramı evet çok olsun. Önemli. Ve bu senin bir de önemi var 100. yılı. Evet, evet. Hakikaten evet. Çok önemli bir günü yaşıyoruz evet. Hep beraber. Ben bir önce kısa seninle ilgili bir özet yapmak istiyorum. Levon Kordoncu yani bilmeyenler için bence artık herkes biliyor. Levon'un babası, dedesinin babası. Atatürk'ü giydiren. İsteğiyle Paris'e gidiyor. Evet. 6 yıl orada eğitimini görüyor. Frak, bonjour, jaquette, redingot eğitimini görüyor. Ki 6 yıl sonra yurda geldiğinde dedemle beraber orada evlenip çocuğunu orada oluyor. Sonra yurtta birçok işlere imza atıyor. Devlet adamların, paşaların, Anadolu'nun ücra köşelerine bu dalda ustalar yetiştiriyor. İyi ki de yetiştiriyor ta bana kadar. Şimdi 5. kuşak kızıma kadar da bu iş geliyor bugünlere kadar. Ne mutlu sana değil mi? Dedenin ismini taşıyan taşıyorum, aileden evet, taşıyorum. Tek kişisin sen. Bir mirası taşıyorum. Ve tabii modern terziyim şimdi. Terzilik şimdi çok farklı noktalara işte. Gitti. Fakat modern terziliği de iyi yapabilmeyi başaranlardanım. Çünkü artık fast food kültürü var. Onunla beraber de biz de işimizi yaşatıyoruz. 130 yıldır bu işi yapıyoruz. Ay, çok ciddi bir yıl. Çok da güzel taşıyorlar bu arada. Biz çok yakın, çok eski de dostuz. Ben çok Levan'a gidip geliyorum da. Ha, öyle mi? Sen de giyiniyorsun. Oradan evet. Özel gecelerimizde biz tabii pop müzik biraz ağırlıklı spor giyiniyoruz ama özel bir gece olduğunda bir davete gideceğimiz zaman hiç arkama bakmadan kapısını çalarım Levan'ın ve dükkana girdiğiniz andan itibaren bütün asaletiyle, bütün ekibiyle sizi bir şatoda ağırlıyorlar aslında. Öyle bir hava var. Ve hani nasıl olacağım diye hiç endişe etmediğiniz bir aile gibi hissettiğiniz bir yer. Böyle güzel bir mirası ancak böyle bir asil bir adam böyle taşıyor. Biraz keyfi de böyle oluyor. Başkaları size anlattığı zaman daha keyifli hani, oluyor. Tabii çok yaptığınız işi. Bilir, çok dümdüz bir adamım. Kimseyi boşu boşuna övmem. Her giden de zaten aynısını biliyor. Herkesin bildiği bir şey. Bugün fundamız da senin desin değil mi? Kadınlar çok önemli. Evet, Sıla'yı da giydiriyorsun. Sıla'yı çok da yakışmış. Giydiriyorum. Canan Karatay'ı bile giydirdik Canan. Smokin mi? Frak giydirmiştim. Kendi Atatürk babasına bir pantolon hediye etmiş. Ne yapacağım edeceğim derken dedim sana bir frak yapayım. Sunumlarında frakla. Bu da ayrı bir keyif. Ezgi Mola'ya yaptık. İşte ay çok güzel. Kadınlar başladı giymeye zaten. Giyiyor, şahane evet, duruyor. Çok evet. Da yakıştırıyorum. Bir de Türkiye'de bütün sanatçılar senden giyiyor. Erkekler özellikle ama tüm dünyada da var. Bilmeyenler için sayar mısın kimlere neler yaptığını? İlk Sean Connery dedemin atölyesine geliyor. Aslında araştırmacı bir profesör kendisi. Kimse bilmez. Bir güzellik yarışmasında birinci seçiliyor. Film yıldızı oluyor. Sultanahmam'a, o zaman modanın kalbi İstanbul'da Sultanahmam'a gelip dedemle tanışıyor. Bir belgeselini hazırlıyor dedemin. O arada tabii kıyafetleri yapıyor. Sonra kendisine Frank Sinatra'yı tanıştırıyor. Frank Sinatra da Baba filminin sponsoru. İşte ondan sonra bizim hikayemiz başlıyor. Şimdiye kadar Bond'lara kadar geliyor. Evet. Hugh Jackman'lardan, Daniel Craig'lerden, Bronson'lardan birçok... Hatta Charlie'nin çikolata fabrikasındaki o kadife kıyafetlere bile hayat veren bir aileyiz. Oscar törenleri, Cannes Film Festivalleri gibi birçok smokinde. Çünkü dünyada bir Çin işi, hatta bir ara sizinle gazetede de bu röportajı yıllar önce yapmıştık. Şimdi o yıllardan sonra bizimle daha çok diyalogları değişti. Çünkü kaliteyi almaya başladılar. Çin işi smokinleri pek fazla hoşlarına gitmiyordu. Bizim yaptığımız işte farklı bir boyut getirdi. Amerika'yı yani smokin cennetini Amerika'yı bile bu bir anlamda dize getirdik aslında maşallah. Türkiye olarak. Güzel. Ne iş yaparsanız yapın isminizi marka yapmanız gerektiğini ben ispat ettim ve benle birlikte de alt ne iş yaparlarsa yapsınlar insanlara isimleriyle marka olmalarını öğrettim aslında. Süper. Sağ ol Levan. Evet, sana döneceğiz tekrar çok önemli. 19 Mayıs'ta giydiği ve 18 Mayıs'taki kıyafetlerini evet. Atatürk'ün konuşacağız. Ece, çok zor bir oyun bence, duydum. Funda izlemiş, ben izleyemedim, izleyeceğim.
Müthiş bir performans. Evet, çok ben bayıldım Dogville'e. Zaten filmini de çok seviyorum ama sana üzüldüm yani. O kadar çok zincirlere bağlıyor, başına gelmeyen kalmıyor, oradan oraya koşturuyor falan. Çok yorucu bir performans. Bilmeyenler için biraz oyunu anlatabilir misin bize? Tabii. Dogville biz filmden uyarladık. Lars von Trier'in filminden. Tiyatroya uyarladık. Bir gün bir kasabaya yabancı bir kadın gelir ve bu kadın geldikten sonra kasabadaki insanlara kendini kabullendirmek için onlara yardımda bulunmayı teklif eder ve karşılıklı çok güzel bir alışveriş başlar ama zamanla bu alışveriş boyutunu değiştirir. Artık kasabalıların istediklerine yetememeye başlar Grace ve o noktada kasabalıların ve Grace'in ve o dünyanın değişimini izliyoruz, görüyoruz. Biz filmden daha farklı dokunuşlar yaptık, karakterlerimizi 10 kişi yaptık, daha renkli bir dünya yaptık. Çünkü tabii hani bu filmdeki gibi oynarsak ve öyle bir dünya yaratırsak izletmek çok zor. Biz evet. 100 dakikada izletiyoruz, film 3 saat. Ama yine de bu arada filmi de izliyorsunuz. Çok acayip, izlemeyen varsa öneririm ama ilk oyunu izlemenizi öneririm tabii. benim için de yorucu bir prova süreciydi ama çok güzel atlattığımızı düşünüyorum, ekip arkadaşlarım sağ olsun. Şey de yorucu yani, seyirciyle ben Unit'te izledim. Evet. Her sahneniz öyle mi bilmiyorum. Seyirciyle birebir çok yakın oynuyorlar. Evet, hem zemin oynuyoruz. Bayağı elimi uzatsam seyirci tutacak. Evet. Durumda öyle olması aslında seyircinin daha durumun içinde hissetmesini sağlıyor ve daha çok empati kurabiliyorlar. Yani bir İtalyan sahne olsa, uzak olsa o bir mesafe giriyor oraya ama böyle daha içinde oluyor herkes. Daha seviyorum ben. Ben bayağı üzülmüştüm. Demek ki amacımıza ulaşmışız. Sorunları var mı bu tarz oyunun? Var tabii, çünkü bir kere çok kült bir film, çok sevilen bir film, çok başarıya ulaşmış bir film olarak onun tabii siz aşmaya çalışmıyorsunuz yani, bu öyle bir gayemiz yoktu ama en azından altından kalkabilelim yeterdi bizim için. Ön yargıyla izliyor insanlar, özellikle filmi izlemiş ve beğenmiş insanlar. Dolayısıyla normal bir metni oynamaktan daha zor aslında. Çünkü beklentileri karşılamak ve üzerine çıkmak durumundasınız. Ama güzel şeyler duyuyoruz. Başarmışız galiba. Seyirciyle yakın oynamak zor mu? Evet, zor. Çünkü hani onların enerjisini direkt hissediyoruz. Hmm. O uzaklık yok. Hani sıkıldıysa hissediyoruz, ofluyorsa, pöflüyorsa, ki öyle bir şey hiç olmadı Allah'tan. Ya da mutluysa her şeyi. Tabii. Ama bizim oyunda biraz mümkün değil uyuyakalmak Allah'tan. O yüzden mutluyum yani. Ama çok güzel. Bu sahneyi ben çok sevdim. Yani bir uzak oynasam bir şaşırırım açıkçası. Bir böyle bir uzak gelir seyirciye. Yani böyle başlamak benim de ilk tiyatro oyunum bu arada. Böyle başlamak çok güzel. Çok performans. Teşekkür ederim. Bekliyorum bu arada. 21'inde evet, salı günü oynuyoruz. Ha, onu soracaktım. Ne kadar devam edecek? Devam ediyor mu? Ara veriyor musunuz? Seneye devam edeceğiz. Son oyunumuz 21'inde salı günü. Herkesi salı bekliyorum günü. İzlemeyenleri. Harika. Unique İstanbul'dayız. Evet Onur. Evet. 90'lı yıllardan beri yani bayağı sen eskisin halbuki, şimdi içeride konuşuyoruz ya, nereden ne oldu falan, çıktı mı, yeni mi çıktı falan diye bilmeyenler için söylüyorum. Çünkü ciddi anlamda ara verdin. Evet. Onunla ilgili biraz anlatır mısın ya? Oysa ki 97'de en çok konuşulan isimlerden birisiydin. Evet, 97 ilk albüm. 2002 ikinci albüm. 2011'de tekrar bir albüm daha yaptık. Ondan sonrasında benim yoğun bir sahne süreci, biraz ailevi, sağlıkla ilgili şeyler yaşadık. Hani kimsenin enerjisini düşürmek istemiyorum. Geçmiş ama olsun. Bir anneyle bir sürecimiz oldu, kaybettik sonra. Ve 4 sene, 5 sene bir hastane süreci, işte evler değiştirip babayı bizim tarafa alıp tekrar. Böyle yoğun bir hayatın içinde olan aslında. Ben de barışık bir adamım aslında çünkü öyle kalmak lazım diye düşünüyorum. Ama tabii stüdyoya girip bir albüm içine girmek de çok mümkün olmuyor. Böyle bir süreç atlattım. Derslerimi aldım. Ondan sonra müthiş döndün ama. Yeni bir güzel bir şarkı, Allah bize, biz insanlara öyle bakıyorum konuya. Öyle bir şey, güzel bir şarkı yakaladık. Çok da güzel bir aranje oldu. Beni çok heyecanlandırdı. Yeni bir sound. 97'de Adaletsiz Yarlı biz yola çıktığımızda Şeraz Atalım'ın şarkısıyla. İnsanlara çok güzel yerlerine dokunduğumuzu düşünüyorum ama uzun bir aradan sonra dönmek aslında biraz riskli. Bilmeyenler için dinleyelim. Bir müziğe küstü algısı oluyor. Hani onu her yerde söylüyorum. Ben müzikle başladım, müzikle öleceğim. O çok mümkün değil ama şimdi özellikle heyecanlı güzel projelerimiz de var.
Bu arada tabii bana hep artık şöyle bir geri dönme, şöyle abi biz senin şarkılarınla büyüdük diye bir durum var. Buraya gelirken çok da mutlu oldum. Sen zaten söylemeye hiç gerek yok ama Sinan da eskidir. Biz de senin haberlerinle büyüdük, hep birlikte büyüdük aslında. Kısmet bu zamanaymış. Böyle aynen, çok keyifli programda buluştuğumuz. Ne teşekkür güzel, ne ederim. Güzel. Şahane. Evet, müzik. Çok teşekkür ederim. Şahaneydi ya, sözleri de öyle. İşte bir ara iyiymiş demek ki bazen herhalde. İyi gelmiş. Beslenmişiz. Evet. Çağla'yla ilgili de merak ettiğimiz birçok şey var. Ben de onun Mete Şarkı'yla büyüdüm zaten. Çok yani tanıştırmaya vesile oldu bu program. Çok sevindim kendisini ben gördüğüme. Öyle, ben de öyle. 90'lar şarkılarında büyüdük tabii ki hepimiz. Ben de onlardan birini tercih ettim aslında söylemek için. Daha önceki şarkılarım da var. Yıllardır bu işi yapıyorum ama Saz mı Caz mı şarkısıyla insanlar beni tanıdılar. Gülşen'in, çok yakıştı sana. Evet, yani Gülşen'in 22 yıl önce söylediği bir şarkıydı. İlk albümünden, Bey Adam albümünden. Canım da dediği gibi aslında yapılmış bir şeyin, yani bir şeyin üzerine geçebilmeye çalışmak, aslında insan onu tekrardan arıyorlar. Çünkü o halini arıyorlar. Daha zor, cover yapmak ne kadar kolay gözükse de o halini aşmak, Gülşen'in sonuçta okuduğu bir şarkı. Evet, onun hakkını vermek kolay olmuyor. Vallahi, yani Gülşen de aynı şeyi söyledi. Çok beğendiğini söyledi. O kadar mutlu oldum ki hakkını vermişsin dedi. Aa, çok güzel. Şu an 150 milyona yaklaştı şarkı. Evet, maşallah, yeni baktım ben maşallah. Gerçekten evet, inanılmaz yani, izlenmesi bütün var. Yaz, bütün kış, yani şu anda hala kendi içerisinde tekrar tekrar şarkı patlamaya devam ediyor. Gitgide büyüyor, gitgide büyüyor. Sanırım hiç bitmeyecek. Hani böyle 3 aylık, 4 aylık değil de sanırım böyle ömür boyu kalacak bir şarkı oldu. Ne çok güzel. Mutluyum o yüzden. Yani 90'lardan bir şarkının böyle bana benle bütünleşmesi çok mutlu ediyor beni. Peki şöyle bir şey. Sevilmişindir de ben şeyi merak ediyorum. Evet. Biraz önce çok güzel bir şey söyledim. Maalesef gazeteci olarak ben de seni bu şarkıyla tanıdım. Ama evet, yıllardır varım diyorsun. Evet. Bu seni üzüyor mu, sevindiriyor mu? O yıl, geçen yıllarını mesela o kadar güzel şeyler yapmışındır kendince ölçü. Evet, evet. Yani üzüldüm. Ne, o konuda ben merak ediyorum. Sanatçıların düşüncelerini çok merak ediyorum. Yani o arada bir şey oluyor. Yıllardır emek veriyorsun. Oysa ki bir şeyle patlayıveriyorsun. Tabii ki yani herkes çok şanslı olamıyor. Yani çıktığı gibi patlayan insanlar da var. Ama bizim gibi çok uğraşanlar, senelerini verenler kaç de var. Kaç yıldır bu arada? Yani ben 12 yıldan beri şarkı söylüyorum. Her yerde işte sahne aldım, işimi yaptım, vokallik yaptım, sonra yavaş yavaş solist oldum falan. Her şey böyle sindire sindire oldu. Tabii ki isterdim daha öncesinden olmasını ama çok şey de öğrendim. Çok değiştim. Çok farklı artık şu anda düşüncelerim. Belki okuyuşum bile farklı. Her şey farklı. Çok şey öğrendim çalıştığım yerlerde. Her şeyden. Müziğin içinde olduğum zamanı şimdi diyorsun belki. Evet, zamanı demek ki şimdiydi. O şarkıya peki nasıl karar verdin? Tabii nasıl önümüze geçen insanlar da çok fazla yaşıyoruz. Bunları da yaşıyoruz. Hani tabii ki yani çok... Tabii olacak hep. Evet. Meyve veren ağaç taşı. Çok sıkıntılar evet, yaşıyoruz yani. Bu şarkıya karar verme, yani bu şarkı sizin şansınız gerçekten ama karar verme kısmı nasıl bu oldu? Bu şarkının hikayesini anlatıyorum ve genelde hikaye yazdım sanıyorlar. Ama gerçekten şarkıyı hiç bilmiyorum ben. Bilmiyordum bu şarkıyı ve rüyamda gördüm. Yani sabaha kadar şarkıya klip çekerken gördüm kendimi. Oralarda mevsim yaz mı bölümü sadece kafamda kalmıştı uyandığımda. İnternete girip şarkıyı bulduğumda tabii çok şaşırdım. Bilmediğiniz bir şarkıyı görmek... Gülşen'in söylediğini gördüm, daha da heyecanlandım. Çok seviyorum kendisini. Hemen şarkının sahibini araştırdım. Özkan Turgay, Serap Turgay, buradan selamlar olsun. Gülşen yazmamış şarkıyı, Özkan Turgay yazmış. Kendilerine ulaştım. O gün uyandığım gün şarkıyı aldım. Hiç kimseye sormadan, sorgusuz, sualsiz, kimseye danışmadan. Hani olur mu, olmaz mı diye sormadım bile. Çünkü çok emindim uyandığımda şarkıda. Hakikaten film gibi hikaye, evet, rüyamışım. Evet. Duru Görü çalışmış. Evet, evet, aynen öyle oldu. Emirhan Cengiz yaptı aranjesini de. Çok güzel oldu. Yani çok sıcak oldu. İnsanlar çok sevdi. Herkese buradan selamlar olsun. Bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum her şey için. Gerçekten nasip düşün. Aranje ile ilgili birazdan bir soru soracağım. Levon'a
bir şey sormak istiyorum 19 Mayıs'la ilgili. Ben de şunu söylemek istiyorum. Bizim atölyede radyolarımız meşhurdur. Hep çalışırken radyo dinleriz. Hı-hı. Onur Mete şarkılarıyla çok kişiye smokin dikmişimdir. Allah. bu da ayrı bir tatlılık. Yani çok ayrı bir keyiftir. Hani şarkıları, sözleri. Hakikaten üreten insan çok az. Üretmek ve durmamak lazım. Aynen öyle. Pardon, buyurun. Aynen. Hayır, lütfen. 19 Mayıs, evet. 19 Mayıs. Evet, 19 Mayıs. Atatürk'ün kıyafetini evet, nasıl yapmış, o hikayeyi anlatır mısın? Sırf smokin ve frakları yapmamış. Aslında giydiği her kıyafet dünya liderlerinin de gözünde aslında konuşma, dillerinde de konuşma olmuş. Gittiği yere göre kıyafet giyerken arkasındaki yardımcılarına, yaverlerine bile kendi giydiği tarzda kıyafetler giydirirmiş. Aslında bir moda ikonu kendisi. Aynen. Ve çizimlerini de kendi yaparmış. Dedemle, büyük dedemle beraber buluşup çok da bu işlerle ilgili çalışmaları da var kendisinin. Çoğu giydiği kıyafetleri kendi de çizmeyi severmiş. Tabii, yani sadece bir dünya lideri değil. Her şey, sadece terzileri yollamamış. Dönemin birçok makine mühendisleri, doktorlar hani bu işleri Türkiye'ye getirmişler. Derler ki o zorluk zamanlarda bu kadar bütçeleri nasıl ayırmış ama bir marka yaratılmış. Türkiye yaratılmış o zaman. Ve terzilik de çok önemli. Dönemin bir kumaş fabrikasını kurmuşlar. Dedem de onların içinde, Sümerbank'ın içinde. Yani yerli malı, yurdun malı, herkes onu kullanmalı dönemleri. Bunlar okullarda eğitimi verilmiş. Yerli mallarının eğitimi verilmiş. Ve şu zamanda da artık dönüşler başladı bu işlere tekrar. Hot couture tekrar geri dönüş. Geri dönüyor. Evet. Peki Loğuncum, 100 yıl önce, tam 100 yıl önce bugün... seyircilerimiz bir yandan da izliyorlar, fotoğrafları görüyorlar da neymiş moda? Moda zaten kumaşlar çok ağırmış. Öyle bugünkü gibi hafif kumaşlar yokmuş. İnsanın belini büken kumaşlarmış. Tabii ki o zaman sentetik kumaşlar olmadığı için öyle desenli çok kumaşlar, düz kumaşlar. Siyah, füme, çok az lacivert. Bazıları der ki lacivert hiç kıyafet giymemiş Atatürk. İki tane lacivert kıyafeti vardır. Bir kurvazi, bir de kurt yakalı bir ceketi vardır. Moda ketenler bile ham ketenmiş o zaman. Ham keten giyiler ki şu anda açtığım sergilerde her yıl 29 Ekim ve 10 Kasım zamanı 100 yılın en şık lideri projesini başlattım. Oradaki 80 yıllık, 100 yıllık kumaşlarla ben bunları yapıyorum. Görmek isteyenler sergilerime gelip görmelerini tavsiye ederim. Özellikle çocuklara biz bunları öneriyoruz. O yıllardaki zorluklarla neler yapıldığını görüyorlar. Şimdi artık teknolojiyle çok büyük başarılar elde edebilirler. Ya benim senin dükkanda en çok heyecanlandığım noktalardan bir tanesi, yanlış mı hatırlıyorum? O dönemde dikilen kumaşlardan kalan evet, parçalar var, değil mi? Aynen, var. Aynen ben de öyle. Yaşanmış ya inanılmaz kumaşlar, o evet. topun kalan bölümü var. Diyor, onun yanında da fotoğrafı var. Ve yani. İnanılmaz benim çıktığım birçok programda, ben bir sinema yıldızı değilim, bir tiyatrocu değilim, bir müzik adamı değilim ama kendi fanlarımı toplamışım bu anlamda. Bu büyük bir başarı. Tabii ki. Evet. Ve dedelerimin diktiği 200'ün üstünde smokin ve fırağı topladık biz. Oh, maşallah. Ay, bunlarla güzel. Da birlikte Cumhuriyet Terzanesi Müzesi'ni kurdum. Ay çok güzel. Evet, şimdi hedefim bunları yurt dışına götürüp, yurt dışında bunların müzelerini yapıp insanlara göstermek. Modayı, hedefim erkek modasını özellikle... 2020'de Türkiye'ye taşımak hedefindeyim. Ne şahane. Evet. Ne güzel inşallah. Atatürk'ün de çok isteyeceği, evet, isteyeceği bir şey. 100 yıl sonra yapıyorsun. Ve yeni yetişen modacılar da her zaman okulla kalmasınlar. Sahanın içinde olsun diyorum. Gidip yetişmeleri lazım. Çünkü evet okulda bir şeyler öğreniliyor fakat sahaya girildiği zaman çok farklı. Vücutları çok iyi tanımaları lazım. Pratik lazım. Değil pratik değil lazım. Her sanatın evet. her dalında pratik lazım. Öyle. Vücut tanımak lazım. Ben eğitime başladığımda dedem dedi, hadi dedi eğitim başlıyor dedi. 6 ay boyunca soğuk havada insan seyrettirtti bana. Yani nasıl, kapının önünden geçenleri mi? Geçenleri evet. O zamanki o vücutları tanıdık. O zaman tabii havalar da soğuktu. Paltolar, deri eldivenler, fötr şapkalar. Birazcık tabii ki artık kot modası var şimdi. Hani çoğu insan artık kotla kendini rahat ediyor. Ben de atölyede çalışırken kotla rahat ediyorum. Ama hiç olmazsa sizin dediğiniz gibi Onur Bey, bir yerlere giderken de özenmek gerekiyor. Bunu da sağlayan sosyal medya.
Sosyal medyada bir resim paylaşmak için erkekler de artık bayanların yanında şıklık yarışı göstermeye başladı. Şey durumu var değil mi böyle hani farklı bir şey yapalım kadınlarda olurdu tabii, eskiden. Tabii evet o, neler yapıyorum pembe smokinler, tafta kumaştan smokinler, çok farklı şeyler şile bezinden. Hatta geçenlerde rengi bulamadık, astardan bile smokin diktim. Süper, çok özür dileyerek araya gireceğim. Bunu hani kendi anlatması olmaz, yaşayan birinin anlatması lazım. Ben şimdi Levan'ın oradaki bütün sistemini çok gittiğim için biliyorum ama müzisyen çok sevdiğimiz bir arkadaşımın evlenmeye karar verdiğinde tavsiye ettim Levan'ı ona. Eşi de çok ustalı hanımefendi bir bayandır. İşte provaya gitmişler, çıkmışlar, yana yakıla beni aradı eşi. Dedi ki Onur, ölçü almadılar. Yani bu bir nikah ve ben çok endişe ediyorum. İlk kez gelmişler Leon'un. Çünkü o dükkana gittiğiniz zaman siz ayakta dururken sırtınıza bir vurur, önünüze bir vurur. Şöyle bir aşağıya yapar. Hani üstünüzdeki bir kıyafeti düzeltirmiş gibi. 3 saniye sürer o ve ölçü bitmiştir aslında. Hani böyle metrelerle ölçmek, inmek yok, aynen. Hiçbir şey yok. Ve gittiğiniz zaman da o üstünüze sanki milim milim ölçülmüş gibi oturur bahsettiği ya. Herhalde. Onun tabii ki kesinlikle benim de anım var öyle. Ben ne yapıyor dedim ya dururken. Değil mi? Çağırdı. Bir de gönderirken i̇şte hazır giydiğinde bittiğinde. Aynen öyle. İşine hakim olmak böyle bir şey. Telefonda ben de dedim ki hiç endişe etme. Orası öyle öyle bir yer ama. Eğlenelim o zaman biraz. Onur Bey'in anlattığına başka bir hikayemi anlatayım. Toplantıda o gece bir ödül gecesi var. Toplantıda öyle bir anlatmışlar ki beni, adamcağız da geldi son dakikada, smokin'i yaptım, verdim. Torbayla duruyor. Dedim, hayır bir eksim. Yok dedi, bana vurmadınız dedi. Tekrar giydim, öyle yolladım. Tamam dedi, çok hoşuma gitti. Evet, herkesin bir imzası olması bana lazım. Bana da vurmadın ama. Bayanlara çok fazla vurmasın şey zaten. Aslında şunu anlatmak istiyor. İşime hakimiyetimi gösteriyor. Bir de hani oturduğu zaman bak vücuda nasıl oturuyor. Bu bir konuşmakla değil, vücut dili aslında. Öyle gerçekten. İmza ama ya, süper. Evet, Ece. Ece daha böyle dinliyor. Ece, hayranlıkla dinliyorum evet gerçekten. Ya. Çünkü evet. O kadar sanat işte bu yani bence. İşte tiyatro ya da işte şarkı söylüyorlar ya da işte hepsi aynı yerden çıkıyor. Bir kere risk alınıyor. Mesela yapılan bir şeyi tekrar yapmış. İşte aynı şeyi hissettim aslında ya da sizin yaptığınız şey. Bir şekilde inandığınız şeye risk alıp, hissedip, İnanıp oraya gitmek. Aynı şeyi yapıyoruz. Bu çok hoşuma gitti. Aynı ve yoldayız bir yani. Bir de yapılan bir şeyde en zoru aslında bize bahşedilen, insanoğluna bahşedilen en enteresan şey alışma. Evet. Yani bir şeye alışmak hem çok iyi hem çok kötü. Bilinçaltımız öyle bir kaydediyor ki bilinen özellikle hayran olunan insanların hatmettiği bir şeyi yeniden yapmak, ezber bozmak en zoru. Evet. Çünkü alıştığımız her şeyi biz toplum olarak da genlerimizde o var, tutunmayı seviyoruz biraz. Gerekçeyiz ve bildiğimizi tercih eden bir yapımız var. Orayı açmak o kadar zor ki tiyatroda da öyle, sinemada da öyle, müzikte de öyle. Keza Levan esas en güzel örneği budur. Çok ezber bozmuş, nevi şahsına münasır. Hepimize örnek oluyor. Birbirimize için... besleniyoruz aslında. Evet, aynen öyle. Çok tiyatrocu arkadaşlarım bizden evet, feyiz alıp... Evet, sen şu anda Tamer çok... Karadağ'ın iyi tabii, gidiyoruz tabii, tiyatroda. Tabii, çok, ben tiyatrolara da çok destek veriyorum. Serhat Kılıç'ı gidiyoruz. Evet, birçok tiyatroya sahne 3'te çalışmalarım var. Birçok öyle ciddi kıyafetler yapıyorum. Orada da tasarımcılığımla keyif yapıyorum. Çünkü... Orada asker kıyafeti de yapıyorum. Bir köylü kadının kıyafetini de yapıyorum. Çünkü bizim modern dedik hani smoking fraklarla haşır neşir oluyoruz. Fakat o tiyatroda da o yaşayan kısmı hayat verdiğim zaman çok büyük bir keyif alıyorum. Evet. Çünkü Ece'nin, sanata destek veriyorsunuz. De en güzeli Ece'nin de babasına de da yapabilirdin. Evet, aynen. Estağfurullah. En güzeli de beni en çok heyecanlandırır aslında şu. Şimdi bir düşünün kendinizi hayal edin. Bir dükkanın içine giriyorsunuz sabah 10, akşam 7 ve her gün. Ve senelerce 20 sene, 30 sene ve anlatırken hala gözünün içi parlıyor. Evet. Yani o işi severek yapan öyle. İnsanın başarılı olmaması, bu kadar aşık olarak yapan müthiş. İnsanın başarılı olmaması bence mümkün değil yani. Evet. Ece şu anda Cannes Film Festivali dönemi ve ana konulardan bir tanesi ücret eşitliği ve cinsiyet eşitliği. Hı hı. Bu konuda senin şu anda zorlandığın ya da Türkiye ile ilgili durumlar nedir? Konuda bahseder misiniz? Ya tabii evet, sadece Türkiye'de değil dünyada çalkalanıyor özellikle son zamanlarda. Bence artık gerçekten bu konuda bir eşiği açtık ya, bir kapının içinden girdiğimizi düşünüyorum.
Eskiden çok daha farklıydı. Bu hiç konuşulmuyordu ve tamamen ataerkil bir durum söz konusuydu. Ama şimdi belki şeyler de etkili olmuştur. Yani Hollywood'dan atıyorum hani hiç beklemeyeceğimiz insanların o hashtag'le, işte sosyal medya çok önemli oldu bu anlamda bence. İnanılmaz destekledi. Bir şey yazması. Yani Anadolu'da bir kadının hissettiğiyle orada işte dünyanın bir ucunda Hollywood starının hissettiği hissin aynı olması, aynı şeyi yaşıyorlar aslında. Çünkü kadınlar ve zor yani. O durum, o duygu beni çok etkiliyor. Ve bence aşıyoruz bir şeyleri. Bunu görebiliyorum. Ve bu anlamda ne yapmamız gerekirse sanatla da destekliyoruz. Ne yapmamız gerekirse yaparız buradan. Yani yetkililere sesleniyorum. Artık evet, kadınların sesi çıkıyor. Bu çok çıkıyor, güzel. Çıkıyor. Çok güzel bir şey. Yani en küçük bir toplu taşıma aracından tutun da başka en tırnak içinde sosyetik o başka bir yere kadar. Çünkü ne olursa olsun mekan çok böyle yok ya burada rahatız deseniz bile o kadın aslında başka bir şey var orada. Belki rahat değil, belki bir şey yaşıyor ve sesini çıkartıyor bu noktada. Her şey bir ses çıkartmakla başlar zaten. Aynen. Sonra başka şeyler destekler onu. Aynen. Bence aşacağız. Çok bence güzel de aşacaksınız. Bence. Peki Çağla, sen şimdi oyuncular birlik oldu. Ücret eşitsizliği, erkekler daha çok alıyor. Kadınlar genelde daha az alıyor falan. Sizde durum anlamıyoruz ne? Tabii bu. Sizde durum ne? Buna dikkat ediyor musunuz? Oyuncuları çok takdir ediyorum. Gerçekten yani inanılmaz özendiğim ve asla yapamadığım bir meslek. Yani ağlama sahnelerinde bile gülebiliyorum ben böyle. Ben de sürekli sizi takdir ediyorum. Bence bir insanın sesinin güzel olması doğuştan evet, gelen bir şey. Hepsi ayrı bir yetenek tabii ki. Şey. Bizde yani bizde aslında eşitsizlik şu anda bu sanatçıların fiyatları da çıktı ortaya geçenlerde. Bunlar yayıldı galiba şu anda. Evet. Ama onu reddediyorlar genelde, doğru değil falan. Ya mesela Yıldız Silber'in sanırım çıktığı bir kendisi paylaşmış. Hak ediyor aslında. Ya, müzik sektöründe erkekler daha mı çok alıyor? Erkekler? Evet. Öyle bir şey yok tabii ki. Herkes kendi kategorisine göre, verdiği yıllara göre, verdiği emeklere göre fiyatlar değişiyor. Tabii ki haksız kazanç sağlayanlar oluyor arada. Ama mesela bence Yıldız Silber sonuna kadar aldığı kuruşu kuruşuna hak ediyordur. Alnının teridir yani. Yılların Yıldız Silbesi. Yani bizde bence her şey isimle çelişiyor. Yani isim ne kadar yükselirse veya işte ne kadar daha kendini yıllarını verirsen, şarkılarını ne kadar daha çok sevdirirsen fiyatlar ya ona göre artıyor veya... Biraz da ne kadar daha popülerse ve gündemdeyse. Öyle mi? O da belirliyor. Öyle mi? Şarkıcılıkta haksız kazanç nasıl oluyor? Şarkıcılıkta aslında ben diğerlerinden Orpil bahsetmiştim. Şarkıcılardan okay. Değil de tamam. Bu DJ'ler hani DJ'lik aslında DJ'lere çok büyük haksızlık yapıldığını düşünüyorum orada da. Yıllarca yıllarını veren okuyan DJ'lere çok büyük haksızlık yapılıyor. Orada bir haksız kazançlar sağlanıyor. Evet, popülerlik aslında galiba Onur Bey'in dediği gibi. Aynen. Popülerlik belirliyor biraz da bizdeki fiyatları. Bizi de etkiledi tabii teknolojinin bu kadar hakim kullanılması. Güzelleştirmek için çok güzel. Ama hani o vasfı olmayan bir insana varmış gibi gösterecek kadar çok kullanmak stüdyoda o tekniği hani öyle uygulamak bence yanlışı burada yapıyoruz. Hani biz bir şey geldi, yeni bir şey geldiği zaman hepimiz böyle bir onu en dibine kadar nasıl kullanırız, sündürürüz deyip hani hemen üretelim, tüketelim, harcansın, yenisi gelsinciyiz biraz. Halbuki müzik böyle bir şey değil, hiçbir sanat dalı böyle değil. Uzun soluklu yıllarını vermiş, emeğini vermiş, şarkı söyleyebilen, canlı şarkı söyleyebilen insanların çok az sahne yaptığına da şahit oluyoruz maalesef. Yani teknoloji şahane bir şey. Ben her yerde de söylüyorum, kullanmamız şart. Zaman kazandırıyor en azından. Hani günler, haftalar harcayacağınız bir şeyi saatler içerisinde yapabiliyorsunuz stüdyoda ama araç olarak kalmalı diye düşünüyorum. O zaman müzik de çok daha fazla ilerleyecektir. Evet ya Onur, bence biraz senin bu sefer şarkının çok konuşuluyor olması, çok tutulması, bu kadar dinlenmesinin nedeni bence sözlerinde ve o tınıda. Şöyle bir şey var bence ya şeyi özlüyoruz yani artık bu ne bileyim çok kolay tüketilen hamburger şarkıları diyorum ben onlara. O tarz şarkılar, bu aynı şey filmlerde de geçer. Tiyatro için bunu söyleyemem de. Filmler için de geçerli. Böyle çabuk çok fazla artık bir an önce parayı vuralım. Nasıl olursa olsun diye
bu filmlerde yapılan o emek harcanan sanattaki gibi sizin şarkılarda da o sözlerin o kadar düşünülüp edilip yazılması, eski şarkıların 90'lı yılların tutmasının en büyük nedenlerden bir tanesi. Biz burada Nalan'ı da konuk ettik, Bendeniz'i de konuk ettik geçen haftalarda. Hep bence onlardı. Çok yanlış haklısın. Mıyım? Biz çok haklısın. Ve bir de genel olarak hepimiz tabii yaşam da oraya gitti, dünya da oraya gitti. Her şey artık elimizin altında, her şey gözümüzün önünde. O büyüyü belki biraz kaybettik. Bir de aşkı da çok hızlı tüketiyoruz, dostluğu da çok hızlı tüketiyoruz. Şimdi dön bizim hani ortaokula, ilkokula, ortaokula gittiğimiz yıllarda karşı cinsten birinin elini tutmak büyük bir olaydı. Hatırla, şimdi gençler o kadar hızlı her şeyi yaşıyorlar ve yani hızlı yaşadıkları ve hep elinin altında olduğu için kıymetini bilemiyorlar ki. Böyle bir algıya geçildiğinde de yazanlar da üretenler de aynı dejenerasyonu yaşadığı için şarkılara geçmiyor. Gerçek değil çünkü yaşanan birçok şey. Gerçek olmadığı için şarkılar da gerçek olmuyor. O yüzden hızlı tüketiliyor. Ben naçizane sadece bu hususta bir şey üretirken onun gerçek olmasına, hani şu tüyü kalkma durumu vardır ya, o tüyü diken diken edip bir yere dokunmasıdır benim için büyük şarkı ve kalıcı şarkı. Hep hayatım boyunca ona dikkat ettim. Hatta çok yeni, dün çıktı sevgili Gülben Hanım'ın da bir tane yeni teklisi, ona da bir şarkı verdik. Oradan da çok güzel dönüşler alıyorum. Çok güzel bir şarkı olmuş diye söyleyenler oluyor. Birazcık şu kalbiyle hisseden herhangi birisinin doğru bir şarkıyla insanların aslında kalbine girmeme şansı yok. Böyle müzik bitti artık falan diye üzülüyorum. Çok şey duyuyorum. Ama aslında öyle değil. Müzik kocaman orada duruyor. Sadece duygular. Onun ne olduğunu iyi bilip haddi aşmayıp hizmet etmek gerekiyor müziğe. Müziği siz kendinize hizmetkar olarak kullanırsanız çok kısa sürer. Çok fırlarsınız ama çok kısa sürer. Siz onun hizmetkarı olacaksınız çünkü sanat bu, ne olursa olsun. Ben öyle şarkılar üretmeye çalışıyorum. 20 yıl önce de öyle yapmaya çalışıyordum. Benim doğrum bu. Yani seven de sevmeyen de baş tacıdır. Öyle bakıyorum konuya yani. Siz ürettikçe müzik devam eder ama bitmez. Bu şarkının sözlerinin hikayesini çok merak ediyorum. Gerçekten nasıl yazdıysan ya, o kadar doğru ki. Senin anladığın kadarım diyorsun. Hayatta ne yaparsak yapalım, karşıdaki anladığı kadar ne olursa ne olur yani. Yani hangi psikolojide yazdın? Çok da tesadüf oldu. Ben yazları Bodrum'da çalışıyoruz ve yoğun bir sahne programı var. Çok ani gelen açık havada bir etkinliğimiz öncesinde bir saat kala bir fırtına ve yağmurla etkinliği iptal etmek zorunda kaldık ve ben gitarla baş başa kalabilip özlemişim de hani kapanıp böyle bir başladım şarkıya. Bilmiyorum. Bitmedi ama yarım kaldı. Çok yüksek enerjili, çok böyle hani eğlendiğimizden dostlardan bir tanesinin bir telefonu, bir buçuk ay sonra falan sezon sonuna yaklaştığımızda, abi Bodrum'dasın değil mi, geliyorum yanına diye. Ama gerçekten hani gözünün içi yanar böyle, hani zıpır dediğimiz, fırlama dediğimiz amiyane tabirle çok eğlenceli, dolu bir arkadaşım. Gözünün ışığı sönmüş. Ne oldu? İşte anlattı, özel olduğu için bahsetmiyorum, bir aşk hikayesi, bir sıkıntı yaşamış. Ama gerçekten böyle bir ışığı sönmüş ve ben onu çok uzun zamandır bir erkekte görmemiştim. Çok etkiledi beni, çok da yakın da arkadaşımdı. Sabaha kadar dertleştik, gitti. Ben döndüm, şarkıyı bitirdim. Yani böyle bir vesile var ama işte hikaye gerçek. Oradaki o hüznü, işte bembeyaz yüreğim sen sevdayı kara kara boyarken, onun hikayesinden sonra gelmiş bir satır mesela. Yani biliyor mu arkadaşın şu anda? Bilmez mi? Ama bir de barıştılar, çok mutlu oldular. Aa, ne güzel. Görmemiştir, aynen öyle. Film nerede çekildi, nasıl geçti çekimler? İstanbul'da. İstanbul'da mı? Evet, yani Beykoz. Bayağı evet. Her yerde çektik ya. Sarıyer, Tuzla Beykoz, Tuzla. Ama İstanbul'daydık. İstanbul'un uzak noktaları çekildi. Olsa da İstanbul'daydık yani. Nasıl bir film oldu peki? Keyifli, yani samimi bir film olmuş. Naif bir film olmuş. Çok uzun zamandır böyle bir seyretmediğimiz bir tür olmuş. Gelsin herkes seyretsin. Aile gerçekten tipi. Aile tipi biraz olmuş. Aile mahallemiz tipi. Olmuş. Güzel. Yani mahallemizden çok daha yakın dokunabildiğimiz bir film olmuş. Keyifli olmuş. Güzel. Evet. Filmle ilgili merak ettiğimiz bir sürü şey var ama Devrim Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Evet. Manika Tak'ta şahane bir performans izledik. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ödülünüzü de aldınız yeni. Evet. Sağ olsunlar. Biraz oyundan bahseder misiniz? Valla oyun, iki tane oyuncu kadının birbirlerini tanımadıklarını düşündüğümüz iki oyuncu kadının bir kuliste karşılaşmasıyla başlıyor. Ama kuşak farkı var aralarında. Biri oldukça yaşı geçmiş
ve tecrübeli bir oyuncu, diğeri genç bir oyuncu. Kavga edeceklerini beklerken yüzleşiyorlar oyun boyunca. Mesela hayat, meslek, kadın olmak üzerine. En kaba haliyle böyle anlatabilirim. Süper. Oyun boyunca 10 karaktere bürünüyorsunuz neredeyse. Evet. Ve günümüzde de şahane bir öz eleştiri. Hani oyuncu dünyasında. Hı. Çünkü bir sürü oyuncu karakteri görüyoruz. Egoluyu, kibirliyi, hüznü, işte dramı vesaireyi. En keyif aldığınız karakter hangisiydi? Valla öyle bir ayrım yapamam ki. Ben hepsini çok seviyorum. Bir de benim hayatımdan çok fazla kesitler var. Çünkü biz birlikte yola çıktık Bihter'le. Bihter kaleme aldı ama içinde benim hayatımdan çok fazla hikaye var oyunda. Dolayısıyla mesela oradaki küçük kız çocuğu benim. Oradaki ilk aşk benim ilk aşkım. Dolayısıyla her seferinde oraya biraz selam çakmak hem iyi oluyor hem bazen beni çok hüzünlendiriyor. Ama günün sonunda hangi oyun olursa olsun oynayan da izleyen de şifalanıyor. Ben bir tek onu biliyorum. Kesinlikle. Tiyatroda böyle. Ders gibi oyundu gerçekten. Ben izlerken öyle hissettim. Evet, izlemiş, sabahtan beri anlatıyor. İnanılmaz bir performans diyor. Demek ki şey, kendinizden de ilgili bir şey olunca daha mı etkili oluyor? Yok, hayır. Yani bu bir şeyin ölçüsü değil. Ölçüsü. Yani bizim işimiz başka biri olmaya niyet etmek. Başka biri. Şimdi siz kendi kendinize oynarken de yaşadığınız zamanki siz değilsiniz ki. Yani ben 10 yaşındaki ilk çocukluk aşkımı anlatıyorum orada ama 10 yaşında değilim artık, 51 yaşındayım. Dolayısıyla buradaki şifa şöyle de oluyor. Siz bu yaşınızdan o günkü halinize ve o günkü duygularınıza bakıyorsunuz. Hem o içinizdeki küçük kızı sarıp sarmalıyorsunuz. Hem diyorsunuz ki şimdi onunla konuşsam neler söylerdim ona gibi. Yani bu olmasa da ben başka birini oynuyor olsaydım da yine çok sevecektim. Sevmeden yapılmıyor. Yani onu sahiplenmeniz gerekiyor. Sinemada da, tiyatroda da, dizide de. Evet, onu hissettirdiniz zaten. Şu an hele gerçek kesit olduğunu öğrenince daha da duygulandım. O baba hikayeniz falan şahaneydi. Evet. Özetlersek sizce oyunu neden seyirci izlemeli? Ya bence seyirci şöyle gitmiyor. Ben bu oyunu neden izlemeliyim diye gitmiyor. Seyircimizin, yani ben de seyirci olduğumda duygum şu oluyor. Ortak bir şey yapma isteği. Bir şeye ortak tanıklık etme isteği. Sinemaya da bu yüzden gidiyoruz. Yüzyıllardır tiyatroya da bu yüzden gidiyoruz. Dizi için aynı şeyi söyleyemem çünkü orada o bir ortaklık yok. Orada tek başımızayız. Ama sinemada da tiyatroda da bize o karanlık salonlara paramızı ve zamanımızı ayırarak götüren şey ne? Bir şeyi ortak birlikte yapmak. Futbola insanları götüren de o. Ama futboldan bunu ayıran şey çok yoğun ortak duygudaşlık. Yalnız olmadığımızı hissetmek. Çok kendimizle yüzleşmek. Benim başıma asla gelmez diye düşündüğümüz şeyleri başına gelen karakterle kimi zaman empati kurmak, kimi zaman katarsis olmak, kimi zaman eleştirmek ya da kendimizi onaylamak. Dolayısıyla benim kendi oyunumu övmem ayıp olur. İstanbul'da şu anda 200'e yakın oyun perde açıyor. Kalplerini dinlesinler ve ortak bir şey yapmak, bir meseleye ortak tanıdık etmek için tiyatroya gitsinler. Hangisine giderlerse gitsinler. Çünkü çok emek sarf ediyor. Çok... Evet. Sadece emek için gelmesinler. Kendileri için de gelsinler. En önemlisi o. Biz de onlarla birlikte bir şey yaşıyoruz. Çünkü her seyirci, her akşam gelen yeni seyirci bize enerjisiyle bir şey aktarıyor. Oyun asla aynı oyun oynanamıyor yani. Biz de çok mutlu oluyoruz o ortaklıktan. Onlar değil ki sadece. Peki şey soracağım, iki kadının hikayesi. Salonda da çok erkek yoktu. Genelde hep kadın ağırlıklıydı oyun. Tiyatroya genelde kadınlar ve gençler geliyorlar. Erkekleri nasıl çekeriz? Çünkü onun nedeni şu, değişmeyi en çabuk göze alan kadınlar. Tenzih ederim erkekleri. Genel halimiz bizim toplumumuzda. Dünyada da belki öyle. Kadınlar dünyayı değiştiriyorlar. Kadınlar itiraz ettikleri şeyi dönüştürebiliyorlar. Çocukları kadınlar yetiştiriyorlar. Dolayısıyla değişimin bir parçası olduğu için sanat, ona en çok meyalli olanlar gene kadınlar oluyor. Sonra bir bakıyorsunuz o kadın hayat arkadaşını ikna ediyor ve getiriyor. Ama nadir olarak erkekler, dur ya bu akşam
bir tiyatroya gideyim demiyor. Bu akşam bir maça gideyim diyor. Arkadaşıyla beraber maç seyretmeyi istiyor. Bunu asla karşılaştırma yapmak için söylemiyorum. Yok, bir tespit için söylüyorum. O yüzden kadın oyunu olduğu için doğru değil. Doğru söylüyorsunuz. Ümit sen de öyle mi peki? Eşin diyor mu bir oyuna gidelim yoksa sizin evde vallahi nasıl durum? Benim hanımcı olduğumu zaten yedi düvel bilir. o yüzden o konuda çok rahatım. Bir de muhtemelen Türkiye nüfusunda herhalde bir %1'lik kesime giriyor olabilirim. Futbolla hiç alakam yok. Nişan. Hiç sevmem. %0.1. Ya bak hiç sevmem. Yani ne maçını ne programını kavgasını yani sıfır alaka bir şey duvar var aramda resmen. O yüzden hatta o geçen günkü röportajda mevzu olan şey sondaki şey futbol sorusuydu. Ben sevmiyorum futbol, bana sormayın deyip gidince o böyle orada duyulmadı ve böyle komple bir yanlış anlaşılmaya gidildi. İşte Ümit Erdim kilo sorusu sorulunca delirdi. Gerildi falan. Hayır, aslında futbol diyor. Kim şampiyon olur dedi çocuk. Abi sorma dedim futbol. Hiç yok bende çünkü gerçekten nefret ediyorum. Sevene saygım var ama abi ben o tercih ha, bu yani. Sıkılmıyorsun bir de nefret ediyorsun. Tabii tabii negatifim abi nötr değilim bak negatifim yani futbola karşı. Allah. O yüzden biraz öyle bir yanlış anlaşılma oldu. Dolayısıyla ben katılıyorum Devrim Hanım'a. Futbol karşıtı bir erkek olarak herhalde çok azınlıktayım. Ama çok. Bence de doğru taraf bu taraf. Buraya ait hissediyorum kendimi. Yani. Devrim Hanım şeyi de çok güzel anlattı. Ben tiyatro oyunumu övmeyeyim hani insanlar gelsin. Siz seyirci olarak sizin filme neden gitsin insanlar? Bizim filme neden gitsin? Övmeden anlat. Övmeden anlat. Övmeden anlatacak mısınız diye sordum uyardım. Biraz önce evet. Aslında çok samimi gelin ya dedi izleyin. Evet dedi. Yekten söylemedi. Ya o seyretme ihtiyacı Devrim Hanım'ın da dediği gibi yani bizde de var olan bir şey. Yani ne kadar oyuncu olsak da bizim de talep ettiğimiz o seyredilme, özdeşi kurma ihtiyacı bu yüzden gelsinler derim. Orada İyi da azınlıktayım geçirmek, galiba. İyi vakit geçirmek, evet. Kendimi sinemada mı izliyorsun? Evet, çok sıkılıyorum abi. Ben de çok utanıyorum. Film falan izleyemiyorum. Tiyatroda izlemiyorsun. Evet. Ne yapıyorsun? Bilmiyorum, ben boşum galiba. Boş biriyim galiba. Çok zorlanıyorum bir şey izlerken gerçekten. Yani böyle bir adapte olana kadar, ya çok yarım bıraktığım şey vardır mesela. Hanımla bu yüzden çok ciddi problemlerimiz oluyor. Hanım da aksine bütün yerli yabancı ne varsa izleyelimci. Bende hiç yok. O yüzden böyle kötü bir örneğim ben. Mesleği bıraksam mı acaba? Yanlış bir yerde. Şu an kötü hissettim şimdi kendimi. Devrim Hanım, üstad burada. Çok yani şey yedim. Değil midir? Bir bakıp bakalım ne yapmış insanlar ya da kendimi nasıl geliştirebilirim falan sizde önemli değil midir abi, bu? Çok, ya da dünya bir, nereye gidiyor? Şöyle bir itirafta bulunayım. Gerçekten galaya gidip izlemeden çıktığım çok film var. Mutlaka. Gala önemli değil ama hayır, evde şeyim, ya da sinemada. Kendi filmim de dahil. Ama bunu. Kendi filminizi 100 kere izletiyorlar size. O hiç da normal. Hiç izlemiyorum ben. Hiç sıfır. Ben 10. bölümünde Hayat Bilgisi'ni bıraktım kendimi izlemeyi. Yani ilk 10 bölümünü izledim. 2003 senesinde psikolojim bozulduğunu hissettim. İzlemeyi bıraktım. Çünkü şey gibi oluyorum. Eve gelip oturuyorum yaptığım işi izlerken. Orada böyle yapsaydım. Ulan şurada şöyle yapsaydım. Yani ne biçim oynuyor bilmem ne falan. Böyle dedim ki tamam bu böyle olmaz. Hani ben sete gidip eteğimdeki taşı döküyorum. Yapabildiğim becerim ölçüsünde yapıp geri geliyorum. Şimdi evde bir de onun üstüne kendimle kavga etmek uzaklaştım hemen izlememeye başladım. Bence sen her konuda %1'e giriyorsun. Normal mi? Yani ya Ümit bu... normal mi değil, konu doğru. Nasıl Devrim Hanım söyleyeyim, ben de değilsem söyleyeyim. Sizden gelsin yani, ben hazırım. Ya tabii burada bir formülden bahsetmek imkansız. Çünkü genelde komedi oynadığı için Ümit, komedi çok aynaya bakarak yapabileceğiniz bir şey değil. Yani aynadan kastım kendinizi izleyerek. Bir oyuncunun tamamı aslında öyle de bir akışta olmanız gerekiyor. Yani hem kendine ait çok acayip bir matematiği var komedinin, hem de o matematiği tamamen unutarak suya kendinizi bırakmak gibi düşünün. Burada oyuncuların yöntemleri devreye giriyor. Ben mesela çok bakarak kendi hatalarını görüp ilerleyen bir oyuncuyum. Çok da izlerim herkesi, her şey. Yani bütün ne var ne yoksa yakalayabildiğim kadar izlemeye gayret ederim. Benim öğrenme yöntemim bu. Ama Ümit yanlış yapıyor diyemeyiz. Çünkü bir şey onu kasvet etmiştir ki kendini izlemekten kendini geri bırakmıştır. Ama başka şeyleri izlemeyi önerebilirim. Çünkü bizim en iyi öğrenme yöntemimiz. Evet bence. Yani şey gibi bir tür işte hekimler nasıl gidiyorlar kongrelere kendilerini yenilemek için. Bizim kendimizi yenileme biçimimiz de arkadaşlarımızla yapılan işleri, dünyayı vesaireyi takip etmek. Yani benim yöntemim bu ama bizim işimiz öyle enteresan bir iş ki bu böyledir ve formül budur.
Denmez. Diyemeyiz. Ne kadar oyuncu var o kadar yöntem var. Eskiye göre çok iyiyim canım hanım evlendikten sonra. 5 tane daha yabancı dizi izledim yani. Helal. Bitirdiğim sezonlarını bitirdiklerim var şu an. O ama kadar da senin şey oturduğun yerden bir şey seyretme gibi bir sorunun olabilir belki. Ya da şey alakalı sokağa seyreden yani bir adamsın. Sokağa olabilir. Evet. Ya da VR gözlüğü alıp acaba gezerek mi? Yok, bak, ümit çok güzel bir şey söyledi. Muhtemelen oradan besleniyor. Ümit bildiğim kadarıyla yani evet. Geçmişinden de sokakla beslenen evet. Bir adam aslında. O, odur evet. Belki senin seyir metodun. Mutlaka bir yerden evet. Besleniyordur. Evet, yani diyorum ya o yüzden bunun formülü yok. Yani bu şey gibi biz tango yapmayı kitaplardan öğrenemeyiz. Ya çok iyi çizebiliriz figürleri ama bunun pratikle vuku bulması gerekir. Bazısı sokaktan, bazısı okuyarak, bazısı çok gezerek, bazısı işte şurada herhangi bir yerde oturduğunda otomatik olarak kaydederek. Benim annem mesela bütün çocukluğum boyunca rahmetli devrim buraya döner misin derdi. Bayağı kilitlenirdim. İhtimal kayıttaydım o sırada. Ama çocuğum da. İşte o kaydettiğiniz her şey bir gün bu mesleği seçtiğinizde önünüze geliyor. Ama siz onu insiyaki olarak yapıyorsunuz. Dolayısıyla formül yok. Devrim Hanım biraz önce çok güzel söyledi. 200 oyun var şu anda dediniz. Geldiğimiz nokta çok yeterli mi daha da mı olmalı? Nedir? İstanbul'da 200 oyun şahane vallahi bir şey değil mi? Bundan 10 yıl öncesini düşünürsek bu gelinen yer şahane. 20 idi herhalde. Şimdi ben şundan korkuyorum burası Türkiye olduğu için. Şimdi bu sene tiyatrolar çok büyük ilgi gördü. Çok şahane seyircimiz. Seneye bir 200 tane tiyatro açılır diye çok korkuyorum. Yeni tiyatro. Çünkü ben yıllardır şunu öneriyorum arkadaşlarıma, öğrencilerime, genç arkadaşlarıma. Kurulmuş şahane yapılara destek verin. Oranın hem sahnesi daha güzel olsun, hem prodüksiyonlar daha güçlü olsun. Paranızı ve enerjinizi birleştirin ki hepsi birbirinden yoksul 100 tane tiyatrodansa güçleri birleştirmiş 50 tane kaliteli iyi ağlamayan tiyatroyu tercih ediyorum ben. O yüzden bu kadarı iyi, şahane. Her mahallede bir tiyatromuz var. Bir sürü yeni kurulmuş iş var. Güçler birleşsin. Çok daha kaliteli. Önemli olan kaliteli işi olması. Çok güçlü işlerin yapılabilmesi. Ama şu anda da galiba öyle. Galiba değil öyle. Tabii İnanılmaz ki. Şahane kaliteli. Bir yerdeyiz. Hepsi full evet. Var. Seyircimiz akın 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 tiyatroya gidiyor. Biz oyun oynayacak salon bulamıyoruz. Yani bu mucize gibi bu, dağlara taşlara nereye vursam bile kafama vurayım. Yani tam lafınızı böldüm. Tam da burada Oya Hanım da, Oya Başar da aynı şeyi söyledi. Yani bulunamıyor. O yüzden de biraz daha artması gerekiyor dedi. Ama siz de bambaşka bir yerden yakaladınız. Kalitesiz artacağına olanları kaliteli bir şekilde devam ettirmek de doğru bir yani bu şuna aslında. Benziyor. Bizim 50 tane parkımız olması mı? O 50 parkımızın yaşanılır, içinde yeterli koşulur. İşte çocukların oynayacağı alanların güvenli olması mı önemli? Ben daha çok kaliteyle ilgilenirim. Nitelikle ilgilenirim. Nicel olanla çok ilgilenmem. Sayı önemli bir şey değil. Onun içi nasıl? Çünkü seyircimizi bizi onurlandırmasının daha 20 yıl, 30 yıl var olduğumuz sürece devamını istiyorsak kalitemizden ödün vermemek zorundayız. Her konuda. Kesinlikle. Nitelikli iş olunca herkes gidiyor. Sinema için de öyle. Seyircimizin İnsanlar... gelişmesi için de nitelik şart. Evet. Seyircinin beğenisini aşağı çekerseniz siz bir gün nitelikli bir iş yaptığınızda buluşamazsınız. O yüzden bu karşılıklı bir şey. Oraya dikkat etmek lazım. Kesinlikle. Nitelikli işe herkes gider. Sinemada da öyle. Herkes küstü dediler. Ama bir Avengers girdi. İnanılmaz evet. Rekor kırıldı. Evet. Çok önemli. Evet. Dilerim sizin filme de böyle olur. İnşallah. Bir rekorla açılış bekliyoruz. İnşallah. Pazartesi. Yolu açık İnşallah. Olsun. İnşallah. Evet. Yeni nesle öneriniz nedir? Tiyatro konusunda. Özellikle oyunculukta. Hem tiyatro hem sinema diyeyim. Oyunculuk genel anlamda, oyunculuk anlamında. Nasıl gidiyor yeni nesilden memnunsunuz? Çünkü bakıyorum artık dizilerde biraz daha ilk defa rastladığımız oyunculara denk geliyoruz. Madem çok yakın takip ediyorsunuz her şeyi, bilmiyorum televizyonları izleyebiliyor musunuz? İzliyorum, ama, izliyorum. Harika. Yani çalıştığım... Gidişat nasıl? Ya, dizilerin gidişatı kötü. Yani dizi sektörünün gidişatı kötü. Ama gençlerin... Bizim mesleğimize bu kadar teveccüh etmeleri tabii ki beni çok yönlendiriyor. Çok mutlu oluyorum. Çünkü benim kuşağım biz bu mesleği çok rağmen yaptık. Söke söke, işte bütün etrafımızı ikna ede ede. Olsun, işte seneye gene girersin üniversite sınavına alır, duya duya yaptık biz. Diyalektik gereği şimdi böyle olması gerekiyor. Evrime aykırı öbür türlüsü.
Ama bir tek şey söylüyorum ben gençlere. Bizim mesleğimizin şöyle bir özelliği var. Bunu her oyuncu aşkla yapmak ister. Her genç buna aşık olur. Ben de diyorum ki objektif olun ve ona bakın. Çünkü mesleğin de size, sizin ona aşık olduğunuz kadar aşık olması gerekiyor. Sizi sevmesi gerekiyor. Evet. Beyhude aşkın peşinde koştuğunuz zaman adı üzerinde çok mutsuz, çok yalnız ve çok zaman kaybetmiş oluyorsunuz. Böyle onlarca örnek var ne yazık ki. Bir de öyle zalim bir aşktır ki bu içinize düştüğü zaman sizi kandırır. Pek çok karşılıksız aşk gibi. İşte orada bir ustaya sorun. İşte bir deneyimli bir ablaya, abiye sorun. İşte ya da kendinize bakın. O karşılıklıysa şahane ama karşılıksızsa çok fena. Şeyi merak ediyorum. Ego konusunda ne öneriyorsunuz? Oyunda da şahane bir sahnede anlatıyorsunuz onu. Yani psikolojiyi korumak vallahi zor. Gençlere hiçbir şey öneremem. Genç adı üstünde hata yapacak ve öğrenecek. Yani 20 yaşında deneyim. Bir gencin benim fikrimde olması onu çok sıkıcı biri yapar. O yüzden yaşasınlar, hayata temas etsinler. Mümkün mertebe hata yapsınlar. Yani bizim kültürümüzdeki beni en delirten şey. Bir, o hiç değişmedi cümlesi. İki, o hata yapmaz cümlesi. Bu başımıza gelebilecek en kötü şey. Tabii ki doğru ve tatlı hatalarla karşılaştırsın hayat bizi. Hele bizim mesleğimizde hata yapmadan olmaz. Hayata temas etsinler, bir daha denesinler, bir daha denesinler. Orada olmadı, öbür tarafta denesinler eğer çok istiyorlarsa bu mesleği yapmayı. Ama mükemmel olmanın peşinde koşmak mükemmelliğin ötesine bırakır bizi. Gerisine bırakır daha doğrusu. O yüzden bir tek bunu söyleyebilirim. Hata yapın. Aklınıza kalın. Evet, hata yapın. Bir de bir şey eklemek istiyorum. Bence herkes ya çok soru sormalı. Hani en yani anlayana kadar sormalı. Benim 5 yaşında bir oğlum var. Ona şey aynı diyorum. Şey. Okula gittiğinde öğretmenlerine çok soru sor ve çok eğlen. Yani bence bir bireyin en iyi öğrenme şekli gibi geliyor bana. Yani en akla gelmeyecek soruyu bile üretebilmek, bir cevabı bilmekten daha büyük bir... O yüzden işte çocuklarımızın merak duygusunu uyandıracak eğitimler verilmesi gerekiyor. Yani çocuk aslında natürası gereği zaten çok soru soruyor. Doğru. Hayatı soru sorarak öğreniyor. Aslında oyuncunun işi de o. Hep yani Çehov'un lafı galiba, yanlış söylemeyeyim, bir Rus yazarının lafı da, artık yaşlandım hatırlayamıyorum. Doğru sanatçı doğru soruları sorandır diyor. Doğru yanıtlar ancak doğru soruların sorulmasıyla vaka bulur. Bu bence her meslek için geçerli ama doğru soruları sormayan bir hekim doğru teşhis koyamayacağı gibi hekimin, biz de doğru soruları sormadan ilerleme kaydedemeyiz. Karakterimiz derinleşemez. Yani karton karakterleri oynarız ama derinlikli, akılda kalan, samimi, içten, seyircinin çok tanıdığını düşündüğü, çok ona sıcak gelen şeyler yapabilmemiz için çok soru sormuş olmamız lazım. Peki açık mısınız sorulara? Ecem size her gün 10 tane soru sorsa? Sorulara ve eleştirilere. Süper. Bazen sinirleniyorum, sizde de oluyordur. Yani bir böyle canım sıkılmıyor değil eleştiri geldiği zaman. Ama 2 dakika sürüyor artık. Eskiden daha serttim. Şimdi diyorum ki ya bir şey söylüyor karşı taraf, bir dinle. Çünkü sen o kadar içindesin ki objektif olamazsın. Ama her soruya açığım. Çünkü ben yaklaşık 20 küsur yıldır, 25 yıla yaklaştı, üniversitelerde ders de veriyorum. Gençlerle çok yan yana durmayı çok seviyorum. Dolayısıyla işte mezun olan pek çoğu benim peşimi de bırakmıyorlar. Artık arkadaşım, meslektaşım oluyorlar. Şeylerimiz var, bir rutinlerimiz var. Buluşuyoruz, konuşuyoruz vesaire. Şimdi artık yer değiştireceğiz. Ben onlara soracağım. Onlara öyle diyorum artık. Teknoloji gelişti, her şey. Ben soracağım, siz cevap vereceksiniz. Herkes sizin gibi olmayabilir yani, değil mi? Evet. Yani, evet. Çok soru sorunca kızabilirler. Aynen öyle. Evet, ama yani bundan vazgeçmeyi gerektirmiyor tabii. İstediğin kadar kız öyle. Yani. Ümit. Ben sorayım da sen kızıyor musun? Kızma. O noktaya doğru. Hani. Tabii. Evet, Ümit kaç kilo verdin? En pik... teraziye alacaksak şu anda aradaki fark muhtemelen 70'e geldi. Ay, yani bir 2010 senesinde bir 142 oldum. Herhalde bir 73-74'üm şu an. 70'e yaklaşmışım. Of. Ay, maşallah. Bayağı bir ümit gitti içinden. Evet, yani sporla verdim ben, seneler sürdü. İşte o zaman da çok ciddi değişimler yaşadım. Sonra o motivasyonum kırıldı. İşte her spora giden
insan gibi o grafik bir yerde çakılıyor ve işte geri kilo alıyorsunuz vesaire. Orada irademi kontrol edemedim. Uzun da bir süre öyle devam etti. Tekrar kilo aldım vesaire. Bir de şöyle bir şey vardı. Ben ameliyat olamam. Ya beni zaten etmezler. Hep ameliyat deyince o işte belgesellerdeki çok kilolu insanlar var. Ben zannediyorum ki ameliyat öyle bir şey. Halbuki onun bir matematik hesabı varmış, vücut kitle endeksi. Ben de o şeyde tutuyormuşum zaten. Sonra bir ameliyat olan bir yakınım, yani git bir muayene ol artık, hani bu kadar yıldır uğraşıyorsun deyip tetikleyince hakikaten oldum ve sonra dedim ki ya daha önce yapsaymışım, rahat da geçirdim. Bu tabii şey gibi de algılanıyor bazen, işte ünlüler ameliyat oluyor, parayı verdi zayıfladı falan gibi bir şey değil bu. Aslında tek bir hekim karar vermiyor. Yani müracaat ediyorsunuz ilgili bir hekime ama hastanede işte 4-5 hekimin onayı gibi şeyler tehlikeli var. Tehlikeli ve sağlıksız da diyorlar. Abi tıbbi bir şey. Günün sonunda bu bir ameliyat yani. Nasıl anlatırsan anlat. O yüzden hani böyle televizyonda özendirici olmak ve şey olmanın da alemi yok. Tamam, değişim güzel bir şey, süper hissediyorum kendimi, okey, ama günün sonunda da bir hekim var işin içinde. Ben yapmadım ameliyatı. Dolayısıyla ama muayene olabilir insanlar. Hani buna niyet edebilirler. Hiç kimseye bir lafımız yok. Ben sporla verdiğim zamanda da ameliyatla zayıflayanlar için yanlış bir şey konuşmadım. Sadece dedim ki bu o bir kısa yol, sahilden gidiyorsun. Benimki ormanlık yol, uzun sürüyor. Aslında aradaki fark oydu. Şimdi ben ikisini de yapmış birisi olarak artık kökten çözeyim istedim. Biraz da pişmanım. Geç kalınmış bir operasyonmuş aslında. Kökten çözeyim dedin ama bu, biliyorsun, bunun riski de var. Tekrar eskisi gibi olma ihtimali var. Mide kendi kendini büyütüyormuş. Evet, onu doktor anlattı. Orada tabii doktoru dinlemek önemli. Evet, yani orada şimdi hayatı adam açık açık diyor ki gerekiyor. Ben ameliyatı yapıp eve gideceğim. Sonrası sende, hani sen dinlersin ya da dinlemezsin diyor. Çok Türkçe, basit bir şekilde gibi anlatıyor. Kalp ameliyatı da olsanız, doktoru dinlemezseniz kesinlikle aynı şey. Öyle. Yani o yüzden o konuda da rahat hissediyorum kendimi. Bir de biraz çoğunlukla bu ameliyatı olan insanlar ve geri midesini büyüten insanlar genel olarak, yani yaygın bir şekilde bunu biraz alkol kullanımıyla yapıyorlarmış. Şimdi ben alkol almıyorum. Dolayısıyla oradan bir avantajlı hissediyorum kendimi. Öyle bir alışkanlığım yok. Dolayısıyla rahatım. Biraz dikkat ediyorum doktorun dediklerine ve iş çözülüyor. Spor devam. Evet, harika. Spor devam. Eski motivasyonum hala olmasa da inatla hala böyle gidiyorum yani. Şu an aslında şişman olduğum zamandan daha çok spora ihtiyacım olan bir dönemdeyim. Çünkü çocuk gibi kaldı kollarım artık. Hani biraz çatıyı falan düzeltmek lazım. Yani iyi görünmek için biraz daha spora ihtiyacım var. Evet, geçen gün birisiyle paylaşmış, sen de şey demişsin ya, bu halime mi dönmeliyim yani? Eleştiriliyorsun galiba. Evet, şişmanken zayıfla diyorlar. Zayıfladım şimdi mesela, kilo al biraz, bu ne canım falan gibi bir şey oldu. Hani ya ben ortayı bulamıyorum ya da biraz insanlar problemi. Evet yani ne yapsak tersini de tetikleyelim. Bizim işimizin şeyi bu, en zor kısımlarından biri bu. Ne yapsanız yaranamıyorsunuz yani. Saçınız öyle oluyor, beğenmiyor. Evet. O rolü oynuyorsunuz, beğenmiyor. Onunla arkadaş oluyorsunuz. Öbürü beğenmiyor, belik. Yani biz işte göz önünde olanların ortak meselesi bu. Sen sağlıklı mısın ve mutlu musun? Ben çok mutluyum, çok gerisin iyiyim. Hiçbir önemi yok. Bir de şahane bir aile babası oldu. O kadar güzel bir kızı var ki. Allah bağışlasın. Evet, onu da acayip paylaşıyor. Hatta seyircilerimizi galiba beraber izleyebiliriz. İnanılmaz görüntüler ve fotoğraflar. Çok şirin. İnşallah. Yani ben beni geçeceğini düşünüyordum kızın ama erken oldu. 10 aylıkken, 1 yaşındayken daha boynuz kulağa geçti gibi oldu. Ama iyi, çok şükür iyi bir iletişimimiz var. Muhtemelen o konuşmaya başlayınca daha da ileri boyutlara gidecek. Yani şu anda böyleyse muhtemelen ben yandım zaten yani. Peki normal yani vatandaş diyeceğim, oyuncu olmayanlar bu tarz kilo verdiklerinde bir tek gardıroplarını değiştiriyor. Bir oyuncu duruma geldiğinde hayatında ne değişiyor? Sırf zarar gardırop şey. Sırf yani. Hayatta değişen tek şey banka hesabın oluyor. Yani kredi kartı ekstresi oluyor yani şu aşamada. O yüzden zor. Gerçekten hiçbir şey olmuyor. Ve çok hızlı değişiyor. Peki o yüzden, oyunculukta esas onu merak ediyorum. Yani. Oyunculukta da onu aslında bu filmle başladım yaşamaya ilk kez. Muhtemelen işte Devrim Hanım'ın söylediği gibi belki kastın değişecek, rol skalası değişecek. Çünkü günün sonunda aslında adın oyuncuysa bir kere hepsini yapmak durumundasın. Yani senin yeteneğin ölçüsünde kıvırabilmen lazım hepsini. Fakat bizdeki alışıla gelmiş düzen, yani oynayabilir mi de diyorum ama insan çekiniyor. Bak kaygısı var yani. Bu çok enteresan tabii. Bir şey. Şimdi Fransızlar oyuncuya komedyen diyorlar. Yani komedyen şu demek Fransızca'da. Her şeyi oynayabilen oyuncu demek. O yüzden komedyen diyorlar. Şimdi Fransa haricindeki özellikle bizim gibi toplumlarda bunun algılanışı şu. Komedyenler
ve oyuncular var. Bunun kadar yanlış bir bakış açısı olamaz. Yani dolayısıyla özellikle ekranda işte az önce tarif ettiği gibi hafif yuvarlak atlıysanız, işte sempatik bir görüntünüz varsa siz komediden başka bir şey oynayamazsınız. Komediye de eğiliminiz varsa sizi başka bir yerde asla görmek istemiyorlar. Aynen. Tıpkı bir zamanlar Yeşilçam'da işte o Kabadoyu oynayanların başka bir şey oynaması. Erol Taş'ın rahmetli Erol Taş'ın dayak yemesi gibi. Erol Taş'ın komedi filmde oynadığını düşünsene şimdi. Diye aslında olmalı. İşte yapmış ve dayak yemiş rahmetli. İşte Kartal Tibet'ten dinlemişliğim vardır. Selam olsun. Çok komik bir adamdır Kartal abi. Bir tane romantik komedi de oynuyor. Duymadığı cümle kalmıyor. Sen nasıl komik olursun? Kendisi çok güzel anlatır tabii. Dolayısıyla... sen bu endişeden, şu endişeli bakıştan vazgeçeceksin ki çok yakışıklı, çok tatlı bir jön olmuşsun. Öbürünü de yap, bunu da yap. Evet. Sistem biraz sıkıştırdı bizi galiba. Öyle düşünmeye sistem itti herhalde. İnşallah aşacağım bunu yani. Risk yani bu haliyle de komediye devam etse kimse komedyenden alıp jön... Zayıflar komik olamaz diye bir şey var. Jim Carrey ne yapsın? Ne yapacaksın? Doğru, Jim Carrey ne yapsın? Ama bir de bir klişe var Devrim Hanım. Sürekli genelde röportajlarda soruyoruz. Çekimler nasıl geçti? Şahane geçti, çok eğlendik. Özellikle komedi filmi çekiliyorsa genelde şahane komik geçiyor kamera arkası. Ama biz, Kemal Sunal zamanında böyle değil. Dram da olsa bu böyle yani. Evet. Yine eğleniyoruz. Çünkü o kadar insan kafası açık, insan bir araya gelince tabii Türkiye'de yani. Şöyle bir algı var ya. Sanki komiklik yapmayı, karşı tarafı güldürmek ağlatmaktan daha zormuş gibi. Bence ağlatmak... Veya başka bir karaktere, ağır bir karaktere oynamak da daha zor. Yani ya da ayırmamak gerekiyor. Evet, ayırmamak. Hepsi eşit bence ama Türkiye'de öyle bir algı var değil mi? Karşı tarafı güldürüyorsa çok başarılı bir oyuncu. Ya şimdi şöyle düşünün. Ben şu kadar bir şey söyleyeyim size. Bir damla gözyaşı gelmesi için gerçekten bir oyuncunun kimse şunu düşünmüyor. Bu içeride bize ne oluyor? Ruhumuz, kalbimiz, bedenimiz ve algımız. Bir zamanlamayla seyirciyi kahkahalara gark etmek için göze aldıklarımızı hiç saymıyorum. Aptal, sarsak, çekin, efendim beceriksiz olmayı göze alıyoruz. Sokaktaki hiç kimse bunu göze alamazken biz komedyenler, yani komediyle uğraşanlar, düşünün bütün bizim işimizin özü güzel görünmek üzerine kuruluyken siz tam tersini yapmaya cüret ediyorsunuz. Ve cesaret ediyorsunuz. Kadın erkeği. Yani siz bütün zaaflarınızı ortaya koyuyorsunuz ve onlar dalga geçilmeye çok müsait. Dolayısıyla bütün bu yaptığımız şeylerin ortasında bir de bizim kalbimiz var. Ruhumuz var, beklentilerimiz var, hassasiyetlerimiz var. Bizim işimiz, kutsamak için asla söylemem, zor bir iş. Dolayısıyla o öyle beceriklidir, bu böyle beceriksizdir gibi bir ayrım bizim işimize zarar vermekten... Ve seyircimizi bölmekten başka bir işe yaramaz. Dolayısıyla iyi oyuncu hepsini yapar. Yapmakla mükelleftir. Yaparsa iyi olur. Yani ağlamak için soğan rendelemek eskide kaldı herhalde. Ya şimdi şöyle mesela dizilerde o kadar uzun saatler çalışıyoruz ki bazen ben hiç bunu tercih eden bir oyuncu değilim. Marifet diye söylemiyorum. Ama ben her zaman karakter oyuncusu olduğum için başrol oynayan arkadaşım kadar uzun saatler sette kalmıyorum. 20. saatinde yakında ağlaması gerekiyorsa gözyaşı kullanıyor. Hiç bunun şeyi yok yani. Eleştirilir bir tarafı yok. O da ister ki zaman olsa çünkü aynı şey değil, aynı ifade olmuyor gözünüzde. Dolayısıyla tekniği istediğiniz kadar kullanın. Kalp doğru atmıyorsa seyirciyi yakalayamazsınız. Doğru. Bizim işimiz öyle bir iş. Aynen. Sahici olacaksınız yani. Buradan sahte gözyaşı bile akıyor olsa kalbiniz güzel. Doğru atacak ki oraya yansısın. Eleştiriye açayım dediniz biraz önce ama sosyal medyada çok saçma bir linç de var bu arada. Çok nefretle besleniyorlar ve çok ağır eleştiriyorlar. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Gençler özellikle çok etkileniyor bundan. Ya bu bir dejenerasyon çağı bu açıdan bakıldığında. Yani şimdi öyle bir şey ki bu elinizde bir alet olduğu zaman eleştirdiğiniz kişiyle göz göze değilsiniz. Onun nefesini, gözünün ferini görmüyorsunuz. Dolayısıyla aklınızdan geçen, ağzınıza gelene kadar bir imbikten geçmek zorunda kalmıyor. Bu geçecek. Çünkü bu yol değil. Hı hı. Ben hiçbirini ciddiye almıyorum. Hepsinin kalbine şifa olsun diye dua ediyorum.
Ben ebeveyn değilim ama iki tane çok kıymetli yeğenim var. Onlara elimden ne geliyorsa zarafet, kibarlık, ölçü üzerine anlatmaya gayret ediyorum. Kimseye haddini falan bildirmiyorum. Çünkü sağlıklı biri, aklı başında biri kim olursa olsun birini öyle eleştirmez. Benim de eleştirdiğim bir sürü şey var. Ama onu kaba bir yerden eleştirmemeyi şiar edinmiş biriyim. Geçecektir. Her şey aslında rücu eder. Evet, sakinleyecek. Bu bir çılgınlık, bir vahşi bir dönem her konuda. Geçecektir. Bir gün bir bakarız, düğme kapanmış, artık sosyal medya yok inşallah. Kendimize geçeceğiz o zaman. Neden olmasın? Beceremeyen etkileniyor musunuz? Ben etkileniyordum. Ben de bu tarafa geçmeye başladım yavaş yavaş. Direkt cevap veriyor çünkü. Yani tam olarak becermiş değilim ama önceden mesela işte hesabımda ben yorumları falan kapatıyordum. O kadar etkileniyordum. Ama sonra böyle düşünmeye başladım. Çünkü yani düşünüyorsun, bir cevap bulman lazım. Düşününce buluyorsun mantıklı cevabı. Onun sorunu, bizim sorunumuz evet. değil ki. Kesinlikle. Sorunu sonra yani. Da yazdığın zaman yazdığın şey... Ya ne dedim ki, ben kaç kişiye daha bunu anlatabilirim ki? Beyhude diye bir çaba. Beyhude bir evet. çaba oluyor, doğru. Yani ama bu zorbalığa gerçekten yani bir dönem benim de çok canım sıkıldı. Hiçbir şeyi beğendirebilmek mümkün değil zaten. Sonra yani zaten Ecemce bir filtre var. Ben oradan geçirdiğim şeyle orada ne kadar varsam işte yani hani. Ama rahatsızlık yani duydum olarak, ve sonra ben de geçtim. Kişisel kabalığa, kişisel evet. saldırıya girmediği sürece bizim işimiz öyle marketing yani ortaya bir iş koyuyoruz biz. Yani arşa alaya çıkaran da oluyor, yerin dibine batıran da oluyor. Yani biri sizin sesinize bayılıyor mesela, öbürü diyor ki bu kadını dinlemek ve görmek istemiyorum diyor. O kadar o kadar uç noktalar. O kadar aynen. normal ki bu. Evet, herkes sizi sevmek zorunda değil. Yani bu gönlünüzü bu noktaya getirdiğiniz andan itibaren zaten rahatsınız. Yoksa kişisel saldırı olunca da hukuk diye bir şey var. Tabii. Gene oradan. Ya orayı kapatacaksınız ya buna. Aynen. Ya bazıları var sırf cevap verirsin diye. Bak cevap verdi falan diye daha çok mutlu oluyor. O kadar tahrik etmek sırf cevap ver. Ya beni ciddiye alıp cevap versin. Onların fotoğrafını çekip tabii. de paylaşıyorlar falan kendilerinden. Fark edilmek istiyor. Muhatap aldı beni. Muhatap aldı. Geçtiğimiz gün bir şey rastladım galiba. Senin eşinle bir fotoğrafına şey mi demişler? Belden inceltmiş biraz gibi bir şey demişler. Evet, eşimin paylaştığı fotoğrafa bana Photoshop yaptığını iddia ettiler. Daha neler ya. Hanım da dedi ki ya yapsam ona niye yapayım? Kendime yap. Ya böyle bir şey görülmüş mü yani? Düşünsene, kadın kocasına Photoshop yapıyor. Mümkün değil yani. Hocamı güzelleştiriyorum, inceltiyorum. Şimdi evet, bel oyuntusu veriyorum ama biraz. Yani şey de oldu. Biz ilk işte kızımız dünyaya geldi. Adını Ses koyduk. Ve o zaman daha yeni duruldu. Bir yaşına geldi kız. Anca daha sakinledi ortalık. Ama o zaman da mesela isim meselesinden çok vukuat oldu. Yani yanlışımızdan dönün diye mesaj atan oldu mesela yani. Tövbe o seviye yani. Yok artık. Hani ben eleştiri tamam ama bir garip boyuta da bir insan algılayamıyor. Yanlışımızdan dönün. hani inanılmaz yerlere gidiyor. Yani bayağı müdahale. Tabii yani üslupta problem var. Aslında eleştiride değil de biraz üslupta problem var. Bizim kabalar. Toplum olarak. Kötü tarafı neymiş? Ama Devrim Hanım'ın söylediğini çok şimdi aklıma yazdım, onu unutmayacağım. Doğru, göz göze gelmediğin için işte bir imbikten geçmiyor dedi ya, çok haklı. Yani hiçbir filtreye ihtiyaç yok. Hop at gitsin. Nefreti de anladın varsa mı? O dolayısıyla ama. Dolayısıyla yani duygu neyse o anda o dökülüyor. Şey de var, bir yandan ilahlaştırma hali de uç geliyor. Yani hani tabii, ikisi bir de nefret uç. Var, nefret zaten söylem olarak çok büyük. Diğeri de çok büyük. Yani sen şöylesin, metiyeler düzülüyor falan. Evet. Ya ben mi? Gerçekten buna gerçekten inanamam yani. Hani mümkün değil. Ya sosyolojik ve psikolojik olarak evet. karşılıkları var. Şimdi duygularını ifade etmekte özgür bırakılmamış toplumlarız biz. Evet. Ayıp, yani saygıyı hep ayıp ve günah üzerinden. Saygıyı bir matematik ve bir bilim üzerinden anlatabiliyor olsak neden saygı duymak zorundayız? Yani bütün toplumsal kuralları. Oradan anlatamadığımız için. Şimdi biz zannediyoruz ki Türkiye İstanbul. Türkiye sadece İstanbul, Ankara ve İzmir'den oluşmuyor. Belki bizden çok daha yetenekli, bizden çok daha güzel, bu mesleği çok daha iyi yapabilecek bir takım gençler kanal bulamadıkları için. Şimdi akacak kanal bulamazsanız bir baraj gibi düşünün. Buraya su birikir, o su öfkeye dönüşür ve zehirlenir. Dolayısıyla şimdi burayı bir mecra, o öfkesini aktaracağı bir mecra olarak görüyor ama çok genç oldukları için anlatmamız, çünkü o popülasyon çok genç biliyoruz. Anlatmamız çok zor. Anlayacaklardır muhakkak. Öfkemizi ve içimizde biriken şeyi aktarmanın yolları
var. Ne eğitim sistemimiz çok buna izin veriyor maalesef. Dolayısıyla sizi ya ilahlaştırıyor, sizin gibi olmak istiyor. Ya da nefret söylemiyle, iki ortası yok yani. Yok. Ortası sağlıklı olan zaten sizinle. Doktoruyla kurduğu gibi bir ilişki kuruyor. Merhaba, nasılsınız diyor. Ya da hiç sizinle bir ilişki kurmuyor yani. Çünkü siz de mesleğini yapan birisiniz. Aslında olması gereken bu. Fakat işte onları anlamak lazım. Ben anlıyorum yani. Sizin de anladığınıza ben eminim. Ben de anlıyorum. Ama şöyle de fark edilmek istiyor. Sesini duyurmak fark, istiyor evet, yani. Muhatap olmak. Şöyle bir durum var. Sanatçı örnektir diye bir şey var. Sosyal medyada o algı biraz bozuluyor. Alıyor başka bir yere koyuyor. Sanatçıyı burada koyuyor. Sonra sizin atıyorum bir şey içtiğinizi görüyor. Orada diyor ki aa böyle bir şey olamaz deyip hemen şey yapıyor. Ya neden? Sanatçı işte, örnek midir sosyal medyada? Bu? Yes, böyle bir ayrımı ben kabul etmekte zorlanıyorum. Neden? Herkes kendinin örneği olursa dünya çok şahane bir yer olur. Yani birine örnek almak yetişkin insanlar için çok sağlıklı gelmiyor bana. Niye bana bu sorumluluğu yüklüyorsun ki yani? Ben de hata yapmak istiyorum. Ben de özgür davranmak istiyorum. Neyse onun adı. Yani bu şu demek değil. Toplumun dışında, toplumun öğretilerinin ve beğenilerinin dışında marjinal bir şey yapmaktan bahsetmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Öfadetleri. Ama yani... İşte o kadar o örnek alma bahsi merkezinden uzaklaştırıldı ki sana diyor ki çocuğun ismini öyle koyma diyor. Yanlışından dön diyor. Yanlışından dön diyor. O rengi giyme diyor. Onunla arkadaş olma. Öbürüyle fotoğraf koyma. Yani bu yine bizim sağlıksız olduğumuzun göstergesi. Dolayısıyla yaptığımız işle örnek oluruz biz. Biz yaşam biçimlerimizle örnek olmak zorunda falan değiliz kimseye. Biz yaptığımız işle topluma ayna tutarız. Doğruyla yanlışı yan yana gösteririz. Doğruyu seçmesini önerebiliriz. Bunu da üstelik böyle yukarıdan bir yerden yapmayız. Çünkü onu gösterirken biz de o süreçte öğreniriz bir sürü şey. Biz estağfurullah kimin üstünde ya da kimin yukarısında olabiliriz ki? O süreç hala bizim için de devam ediyor. Kaç yaşında olursak olalım. Dolayısıyla Mozart'ın çok güzel bir lafı var. Mozart biliyorsun saray bestecisi ama çok çılgın bir adam. İşte sarayda yapmadığı şey kalmıyor. Hınzırlık, yaramazlık. Kral onu huzuruna çağırıp diyor ki bak diyor seni himayemize aldık ama her gün seninle ilgili bir şikayet duyuyorum. Diyor ki ben korkunç bir adam olabilirim ama eserlerim öyle değil diyor. Dolayısıyla bizi öyle çok kutsal ve çok yukarıda bir yere koymasınlar. Biz de herkes gibi, sizin gibi, hekim gibi, öğretmen gibi bu işten ekmeğimizi kazanıyoruz. Sadece biraz göz önündeyiz, evet. Çok abartmamak lazım hiçbir şey. Her şeyi normal bir yerden karşılamak lazım. Evet, dengenin peşinde. Evet, balans. Ümit senin bir de araba merakın var. Bilmeyen evet, yoktur diye. Çünkü halen devam ediyor mu? Devam Köyle ediyor. Alakalı mıydı? şey Yok, iki yıl... Bir ara vermiştim evlilik ve çocuk vesaire. Şimdi bu yıl tekrar Haziran itibariyle dönüyorum Türkiye Rally Şampiyonası'nda yarışmaya. Peki eşin demiyor mu artık çocuk var yapma tehlikeli çünkü bir tehlikesi demiyor. Var. Yani şöyle annem de eşimle o zaman daha evlenmemiştik sevgiliyken o da ön yargılıydı annem de öyleydi. Ben ikisini de arabaya bindirdim antrenmanda. İkisi de hak verdiler. Ondan sonra beni saldılar. Yani anladık dedi neden bu kadar peşine düştüğünü. Peki bu kadar kolay mı oldu bindirmek? Şöyle oldu aslında, kolay oldu. Çünkü ne yaparsan yap garip bir görüntü. Şimdi bir arabanın böyle yüksek süratte ormanın içinde bir yerde gidiyor olması tuhaf. Görsel olarak sert bir görüntü, işte tehlikeli, okey. Evet. Ama annem antrenmana gelmişti, şöyle kafasını eğdi, arabanın içine baktı. Ha bunun demirleri varmış, evet. İşte korunaklı şöyle kemeri, İçine koltuğu. İçine aldı canım benim. Ben böyle annem çok inceleyince araba, anne dedim bir tur atalım mı? Yani biner misin? Ya dedi hadi binelim falan olunca. ya bir dakikada annemi bağladık biz, kaskını falan takıp dedim kaçırmayayım bunu. Yani ondan sonra annem arabanın içinde gülmeye başladı. İnterkomdan bana sesi geliyor kaskın içinden, şahaneymiş falan. Dedim annem adrenalinden gitti herhalde, beni gebertecek sonra. Sonra akşam sakinleyince dedim fırça geliyor herhalde. Dedi ki yok ben emekliyim artık beni her yarışa her antrenmana götür. Bu dedi, çok zevkliyim işte. Çok tatlı. Ya. Yakında yarışlara da katılabilir miyim? Tabii babamı da bindirdik. Babam kalp hastası olmasına rağmen babam çok keyif aldı. Ondan sonra da işte hanımı bindirmiştim en son evlenmeden önce. Hatta gene böyle bir yüksek süratler, orman, toz toprak vesaire sakinledik. İlk interkomdan bana hanımın gelen sesi şu oldu. Böyle bir ses geldi abi bak sessizlik arabanın içinde. Neden?
Neden dedi. O kadar haklı bir soru ki cevabını bulamadım o an. Çünkü şöyle tarifliyor. Diyor ki 30 kişi bilmem kaç bin euroluk arabalar ve bilmem nelerle burada para... Yani dağın bir köşesinde duruyorsunuz şu an dedi. Ve çıkıp arabayla bir şey yapıp geri... Yani resim çok acayip buna dedi. Neye çok anlamsız. Duyuyorsun? Yani çok garip diyor. Ama bindikten sonra dedi ki tamam. Sakinledi. Nabız düştü. Dedi ki tamam. Onun için destekliyor sağ olsun. Kendisi de seviyor artık. Hani fırsat buldukça arabaya da ben bindiriyorum. Eş dost kim varsa hani buna merak eden. Yani mail etmesinin önemi yok. Ama ne olursa olsun bence bir kere olsun her insanın yaşaması gereken bir eğlence o. Bana öyle geliyor. Yani böyle bir roller coaster efekti var onda. Hani fırsatınız olursa sizi de bir antrenmanda ağırlarız. Neden seve. Peki gerçekten? Abi muhtemelen cevabını bulduğum gün bırakacağım. Gerçekten. Yani aynen. Bulursam bırakacağım. Ama bulamıyorum o yüzden de bırakasım hiç yok. Müthiş bir adrenalin ama gerçekten. Ben de çok seviyorum. Yoksa ama ben korkarım. Bilinmez. Yani aslında böyle adrenalin tam cevabı değil. Çünkü adrenalinse mesela atıyorum bungee jumping mesela daha büyük bir adrenalin mi var? Yapamam. Korkarım mesela. Niyeyse arabayla ilgili bir şeyim var benim. Güvenli ama. Bilmiyorum. Belki de evet güvenliğinden dolayı olabilir. Ama peki ben bir de şeyi merak ediyorum. Mesela kendin o kadar seviyorsun ve o kadar adrenalin yapıyorsun. İstanbul'da normal araba kullanırken de kendini kaybettiğin olabiliyor mu? Hayır abi. Olmuyor. Emekli albay gibiyim ben yolda. Gerçekten. Yani yarış işi çok baskılıyor insanı. Ve seni çok kurallara sevk ediyor. Yani şöyle bir şey oluyor. Bilmediğin zaman çok değişik ve agresif ve yanlış araba kullanabilirsin İstanbul trafiğinde. Şimdi ben tutup gidip de durup dururken yarışa başlamadım. Bir sürü eğitim aldım. Yurt içinde ve yurt dışında. Kendime bu anlamda da çok yatırım yaptım. Çünkü bir şeye profesyonelce yapıyorsam gereklilikleri olduğunu düşünüyorum. Harika. Abi öğrendikçe yolda olabilecek şeyleri hayal ediyorsun 5 saniye sonrasını. Yani biraz fizik de öğreniyorsun. Hmm. İşte o frende ya da o hızda aksi bir durumda onun nereye gideceğini. Ya da aslında buradan bir makas atarsan... O otobüs durağına nasıl dalabileceğini falan böyle o son durak filmi miydi? Bir tane film, o doğru biliyorum değil mi? O sahneleri görüyorsun. Eğitim aldıkça, işe kafa patlattıkça o da seni acayip böyle baskılayıp orta şeritten 80 kilometreyle giden birine dönüştürüyor. Gerçekten. Çok o yüzden çok o faydalı bir şey. Evet. Ben de yani. Peki babalıktan sonra hayatında ne değişti? Hep genelde şey diyorlar, 2 kere düşünüyoruz bir şey yapacakken falan. Yalan söylüyorlar. 10 kere düşünüyorsun. 10 yani, 10 kere düşünüyorsun. Tuhaf bir duygu. Vallahi bir kere kadına bakışın da çok değişiyor. Bu yalan değil yani. Bunu ben çok fazla yorumlayıp düşündüm bu son 2 senede. Yani eşimin hem hamilelik sürecinde hem de doğumdan sonra. Yani... Kadına zaten daha bir ihtimam gösterirdik ahlak gereği ve yapı gereği toplum olarak ama bence o onu çok daha yukarı taşıyan bir duygu babalık. Hı hı. O yüzden çok özel olduğunu düşünüyorum sizlerin, hı hı. Özel insanlarsınız. Dolayısıyla o sana işte 10 kere falan düşündürtüyor ve bütün algını değiştiriyor. Yani hele ki kızım olduktan sonra diyorlar ya kız babası diye bir tabir de var. Ama o senin kadına bakışını kızın olunca bir de ekstra bir cila alıyor. Yani tabii ki erkek babaları bir şey anlamıyor demiyorum ama yani bu böyle onun bonusu oluyor. Hı hı. Kızı olan adam olur, erkek oğlu olan baba olur. Yani öyle bir şey dedi geçen gün büyüğüm. Oğlu olan baba olur, kızı olan adam olur dedi. Yani çok derin bir manası çok, var çok bence. Manası. Gerçekten de yaşıyorum. O yüzden de dikkatli olmaya çalışıyorum her şeyde ekstradan. Peki hanım sese hamileyken böyle gelişimi için mesela kitaplar vesaire okudunuz mu? O hazırlık sürecini merak ediyorum. Vallahi okuduk. Hep okuyorlar ya. Okuduk. İnternetten de hekimleri dinledik. Annelerimizi dinledik. Hı hı. Kendi doktorumuzu dinledik. Dolayısıyla böyle bir zaten hani belirgin bir bilgi, ortak bir payda da bir noktada buluşuyor zaten. Hı hı. Onu senin kendine göre yorumlaman kalıyor. Orada senin tercihlerin kalıyor. Biz de kendimizce. Bir de bir gelen oluyor. Gelen de kendi kimliğiyle geliyor. Tabii. Yani o bir birey olarak geliyor. Bildiğin her şeyi sana tersten okutuyor bir daha yani. Ben daha bir yaşında ben hanımdan öyle trip yememişimdir mesela. Yani gerçekten bir bakıyor ki çok hani bir şey oluyor böyle titreme geliyor. Ben kimseden çekinmedim bu kadar. Bu diyorum 5 yaşındayken mahvedecek bizi herhalde. Biraz öyle bir durum oluyor. Mutsuzluğunu gör Allah tabii. Korusun yani. Müthiş bir ilişkiniz var. Aynen. Biz de bir kitap hediye etmek istiyoruz sana yetişin çocuklar diye. Aa teşekkür ederim. Evet sizlere de. Çok teşekkür ederiz. Ama ne zarifsiniz. Onu Ümit'e... Teşekkür ederim. Evet. Evet.
Hangisini isterseniz? Bizi hatırlarsınız. Diğerini. Evet. Hangisini istersin? Ben de bu var. Var mı? O zaman böyle yapalım. Tamam. Yani burada bu arada evet, üç tane daha var. Öyle mi? Seçebilirsiniz. Evet. Yok, kısmet lütfen. Her şey. Sağ olun. Öyle mi? Güzel peki. Geldi. Harika. Evet. Teşekkür sen de mecbur değilsin çocuk. Ya bu hayır hayır ben ama kısmet bu buymuş benim nasibim. Benim ben bunu çok manidar evet, oldu yaşım itibariyle. Güzel biz hatırlıyoruz. Bunu zevkle sağ olun. Çok keyifli bir sohbette. Çok keyifli bir saat geçirdik. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz.